Divan şiiri aşkın has bahçesidir. Öyle bir bahçe ki o bahçede aşık ve maşuk rahat bile duramaz. Güller, çiçekler, güzellikler, kuşlar, sesler, müzikler arasında onların bir de rakibi vardır. Rakip gözetleyen demek. Allah'ın isimlerinden birisi er-rakib, gözetleyen. Ama divan şiirinin has bahçesindeki rakip sevgilinin karşısında aşkın rakibi, aşka adeta eşlik etmek isteyen, sevgiliyi aşıktan kıskanan, aşkın da sevgiliyi kıskandığı kişidir. Öyle ki divan şairi kendisini aşık kabul ettiğinde rakibi uzaklara itmek ister, bahçenin dışına çıkarmak ister. Hani elinde bir dürbün olduğu zaman sevgiliye dürbünün düzgün tarafıyla rakibe ise tersinden bakmak ister. Onu ne kadar uzağa gönderirse o kadar iyidir. Efem, rakibin bazı özellikleri vardır. Dedikoducudur, insanların arasını bozar, insanlarla iyi geçinmez, aşıkı hiç durmadan sevgiliye geçer, sevgiliyle aşıkın arasını bozmak için elinden gelen her şeyi yapar. Aşık yani şair, rakipten kurtulabilmek için sevgilisiyle mücadele etmek, sevgilisinin hasretini ve hicranını yaşayabilmek için de çünkü hasret ve hicranı yaşayınca bir gömlek daha aşk işinde yükselmek ister ve o yükselebilmek için bazen rakibin yaptıklarını görmezden gelir ama bazen de onu kendisine bir düşman edinir. Bir sabit isimli 18. yüzyılda yaşamış şairlerden birisinin bir beyti var. Şöyle diyor. Meydana geldi naaşı rakibi nemime saz, kıldım huzuru kalbiyle ömrümde bir namaz meydana geldi. Naşı rakibi Nemime saz. Nemime ara bozucu demek. Dedikodu yaparak insanların arasını bozan, laf getirip götürme. Aşıkla maşuk arasında laf getirip götüren şu rakip öyle bir rakiptir ki sonunda ilençlerim dolayısıyla öldü nihayet ve naşı yani cesedi musalla taşına getirildi. Meydana geldi naşı rakibi Nemime saz. Nihayet istediğim oldu ve rakibimin cenazesi musalla taşına getirildi, meydana konuldu. İkinci Musa şöyle, meydana geldi naaşı rakibi Nemi Mesaz, kıldım huzuru kalb ile ömrümde bir namaz. İlk defa bir huzuru kalb ile bir fitne fesat olmadan, içimde belirli düşünceler olmadan kalp huzuru ile bir namaz kıldım. Yani rakipten kurtulmanın cenaze namazını kıldım. Biraz komik gibi görünür ama aslında aşkınci ciğerini bağrını yakmaktadır. Ve bundan hemen hemen bütün şairler, bütün aşıklar şikayetçidir. Baki şöyle der. Dergah-ı Hak'ta derd ile aşık niyazda, batıl tasavvur etmede sufi namazda. Yani bir taraftan sufi hem aşkından bahsediyor ama namaza durduğu zaman... ...acaba rakibim ne yapıyor? Ben şimdi burada namazdayım da acaba o şimdi sevgiliye yanaşıyor mu yaklaşıyor mu onu aldatmaya çalışıyor mu gibi bir takım düşünceler içerisinde yani namazı fasit oluyor. Bir başka şair Karaca olan şöyle der. Gül bülbülün sekiminden perçem zülf takımından geçme mescit yakınından çok namazlar böldürürsün. Burada rakip değil sevgili namaz böldüren. Demek ki mescit yakınından ayaklarını sürüyerek geçtiğinde halhallarının sesinden yahut onun geçiş sesinden yahut saçının kokusundan mescittekiler namazı adeta bozacak hale geliyorlar. Şimdi Efem bu tür kıskançlıkların aşık ile maşuk arasında kıskançlıkların bir zirve noktası. Çok önemli bir zirve nokta. Peygamber Efendimiz'e olan aşkını Nazim isimli şairimiz ki Nazim naat yazmakta üzerine başka kişi olmayan şairdir. Şöyle der peygamber aşkıyla. Rehi aşkında bir sabru şekibim ya Resulallah. Seni her kim severse ben rakibim ya Resulallah. Ağzına sağlık şair.